Dilek Mutfak'tan hepinize merhabalar. Dilek Mutfak ekibi olarak bugün size mutfakta en büyük yardımcınız olacak mutfak şefi Kenwood KVL 4100 S'in kutu açılışını yapacağız. Piyasada birçok çeşidi var. Çoğunu araştırdık. Marka vermek gerekirse Bosch, KitchenAid, Fakir ve Kenwood aralarında gerek fiyat performans olsun, gerek litre hacmi olsun, gerek watt gücü ve gerekse tasarımı olsun. Kenwood'un Chef X-Large'ını tercih sebebimiz oldu. Kenwood gerçekten 1200 watt gücüyle çok güçlü bir makina. Gerek üst gövde tasarımı olsun, gövde yapısı olsun, özellikle yoğun kilogramlı hamur yoğurmalarında yürümeyen, çok fazla titreşimi olmayan bir makina olarak gözlemledik. Bundan kaynaklı olarak da bu makineyi almayı tercih ettik. Şimdi kutuyu açmadan önce şöyle kutunun etrafında size kutunun görüntüsünü, şeklini, kutunun üzerindeki açıklamaları, işte kutunun üzerinde bu aparatları 20'ye yakın aparatın olduğunu söyleniyor. 20 artı optional equipments diyor. Yani 20'den fazla aparatın olduğunu size söylüyor. Burada tabii bizim kutumuzda standart olarak sadece karıştırıcılar ve sıçratma engelleme kabı olduğu için bizim size sadece burada diğer aparatlarını kutu üzerinden gösterebiliyoruz. Katı meyve sıkacağınız, makarna yapacağınız yani hamurunu yoğurduktan sonra ince İtalyan spagettileri, yassı makarnaları hazırlayabileceğiniz aparatından tutun da katı meyve doğrayacağı, kıyma makinesine kadar birçok aparatı Kenwood Chef X-Large size sunuyor. Ürünü de biz tabii birçok yerden araştırdık ama düşünenler için yani yakın tarihte videomuzu izleyen, paylaşan takipçilerimizden Teknosa'ya gidip yine bir fiyat araştırmasını yapmasını öneririz. Biz Teknosa'da daha uygun bulduk. Güzel de bir fiyata aldık. Bu arada bana ürünü alırken çok emeği geçen, çok yardımcı olan Caner Zehir kardeşim, Çepa Teknosa'daki Caner Zehir kardeşime de çok teşekkür ederim. Buradan da selamlarımı gönderirim. Gerçekten çok dürüst, işinin ehli, ehil bir insan bu konuda da. Çok yardımlar okundu. Hem fiyat olsun hem ürünü tanıtma aşaması ve tanıma aşamasında olsun. Tereddütlerimiz vardı. Kafamızdaki bütün soru işaretleri de bu sayede aldık. Memnunuz. Garantisi var. Yerinde inceledik. Gayet güzel. Kutu ambalajı gayet güzel. Yeni böyle bir evinize bir LCD TV alıyormuş. Yeni bir bilgisayar alıyormuş. Yani yeni bir araba almış kadar seviniyorsunuz kabını açarken kutusunu. Çok güzel ambalajlaması var. Kitapçıkları işte içinde de şöyle bir hediyemiz çıkıyor. Gördüğünüz gibi maşa spatula gibi, plastik spatulası gibi. İşte bu hamur kalıntıları olursa eğer alabilmeniz, kazıyabilmeniz açısından güzel, hoş bir dokusu var. Güzel de bir plastikten yapılmış. Gayet yumuşak bir şekilde. Burada yine bütün dillerde İngilizcesinden Arapçasına kadar Türkçe'de dahil olmak üzere anlatımlı, gayet açıklayıcı. Kitapçığında işte bütün aparatlarla neler yapılmış, neler yapılabilmiş. Burada birkaç tane işte kekinden makarnasına kadar yapılmış, kıyma çekilirkenki haline kadar nasıl çalıştırıyorsunuz, aparatlarını nasıl bağlayacaksınız, bunları size gösteriyorlar. Evet, çok fazla uzatmadan cihazı size göstermek istiyorum. Evet, fazla vakit kaybetmemek için şefimi kutusundan güzel bir şekilde çıkarttım. Sizin için hazırladım. Bütün kutunun içeriğinde çıkan aparatları karıştırıcısına kadar, kataloglarına kadar hazırladım. Cihazımı fişe takıp kontrolünü yaptım. Evet, kılavuzuna bakıyoruz. Şimdi aparatlar zaten gördüğümüz gibi şu şekilde. Hamur karıştırıcısı. K harfi, Kenwood'un K'sı bu arada. O şekilde dizayn edilmiş burada bir. Ve çırpıcısı var. Bunları şimdi nerede, ne şekilde, ne kilogramda, nasıl kullanılacağı ile ilgili kısa ve öz kullanma kılavuzuna bakıyoruz. K çırpıcı diyor. K çırpıcı burada. Şu görmüş olduğunuz K çırpıcı. Bununla kek, bisküvi, pasta ürünleri, kaplama, dolgu, ekler ve patates püresi yapmak için ideal kullanılıyor. Bunu geri çok pratik zaten. Söküp takması da çok kolay. Çok pratik. Şu şekilde
çıkartıyorsunuz. Sadece bir klik var, yer var. Şurada gördüğünüz pinlerden geçiyor. Yani bunu söküp takarken çok uğraşırım gibi falan herhangi bir tereddütünüz olmasın. Gayet pratik. Ben yapabiliyorsam bütün hanımlarımız da yapabilecektir. İnanıyorum. Evet, çıkardım. Şöyle gösteriyorum. Şuradan pimi milli itekliyorsunuz. Kanala takıp çeviriyorsunuz. Hepsi bu kadar. Tamamen bu kadar. Bundan sonra bu cihaz dönüyor. Tabii tavsiyemiz, ürün kataloğunda da söyledikleri gibi karıştırma paneli, döküm kafası yukarıdayken çalıştırmamanız yönünde. O yüzden şu şekilde emniyet pimi var. Emniyet pimini kaldırdıktan sonra aşağı indiriyorsunuz. Videoda ses çok fazla gelebilir ama gerçekten çok ince, narin bir sesi var. Ve sıfır sallantı. Şu an hiç sallantı yok. Hamur olduğunda da çok hafif bir titreşim olacaktır. Tabi bu hiçbir hamur karıştırıcı sallanmıyor değil. Amerikan malından Çin malına kadar, İngiliz malına kadar hepsinde bir sallantı var. Ama aralarında çok araştırdık. En azı buydu. O yüzden tercih sebebimiz oldu. Burada devirleri arttırabiliyorsunuz. Hamurun durumuna göre. Daha da gidiyor. Gitti. Evet, aparatlarımızı gösterdik. Aparatlarımızı gösterdik ama diğer opsiyonel aparatlarımız elimizde olmadığı için, tabi burada 20 artı diyor. Yani 20'den fazla aparatımız olduğu için bunların hepsini teker teker satın alıyorsunuz ihtiyacınız doğrultusunda. Biz şu an tabi sıfır aldık. Bizim ihtiyacımız olan sizlere hamur işlerimiz esnasında daha pratik, daha kolay, videolarımızı daha hızlı hazırlayabilmemiz açısından sadece biz ihtiyacımız olanları aldık, şefimiz ve içinden çıkan karıştırıcılarla beraber. Ama dilerseniz siz burada opsiyon olarak satın alabileceğiniz ürünler var. Şimdi bunları biz nasıl kullanıyoruz, nerede kullanıyoruz, nereye bağlıyoruz? Şimdi bu döküm kafa dediğimiz karıştırıcının bağlandığı, motorun olduğu kafa kısımda bir takım gizli yerlerimiz var. Tabii buradan açıyorsunuz. En başta şurası. Şurada gördüğünüz kısma, şurada kutumuzda şurada gördüğünüz kıyma makinesi aparatı. Buraya taktığınız zaman üstten şurada gördüğünüz yerden eti koyuyorsunuz. Eti koyduktan sonra buradaki aynı kasapta gördüğünüz kıyma makinesinin biraz daha minimize edilmişi, küçültülmüşü. Buradan kıymanızı size çekip veriyor. Artı yine aynı aparat kıyma ağzını değiştirdikten sonra eğer havuç rendeleyecekseniz, patates rendeleyecekseniz, kaşar peynirine kadar ince uzun bir şekilde kıyma kıvamında size sebzelerinizi, tabi meyve yapmayacaksınızdır burada çünkü onun için katı meyve sıkacağı kullanacaksınız. Sadece sebze doğrarken rendeleyeceğiniz sebzelerinizi yine bu aparat sayesinde ucuna gelen bir tane beyaz plastik, şurada gördüğünüz plastik aparat sayesinde de ince bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani gerçekten çok hızlı ve pratik bir şef bu. Neredeyse sadece yemeği siz yapacaksınız. Yani yemek yapmak size kalıyor. Onun haricinde burayı size gösterdik. Buraya bağlanabilecek aparatlarımız tabii makarna yapacağı da oraya bağlanıyor. Burada da makarnayı açtığınız hamuru içeriden veriyorsunuz. İnce ince saç kıvamında ve simetrik bir şekilde size babaannelerimiz deyişiyle erişte, bizim yöresel yiyeceğimiz erişte şeklinde getiriyor. Burası böyle. Bu şekilde anlattığımız gibi. Gelelim diğer tarafa. Burada da blender'ı biliyorsunuz. Katı meyve sıkacağını biliyorsunuz. Şurada da zaten şu şekilde de zaten göstermiş. Şurada şu şekilde de. Bu gördüğünüz aparatı da bu dökümün üst tarafında bulunan panele bağlıyorsunuz. Buraya oturtturduğunuz zaman üstte meyvelerinizi attığınız zaman burada size havuç suyu, işte portakal suyuna kadar her şeyi, katı meyve sıkacağının görevini yaptığı bütün fonksiyonları ve işlevleri yapıyor. Bir detayı unuttum, ondan da bahsetmek istiyorum size. Gerçi birçok üründe var ama bunda da var, merak etmeyin. Şurada hamur karıştırıcısının tavasının üzerinde, dökümünün üzerinde şöyle de bir plastik yumuşak, yine sanırım kırılmaz malzemeden yapılmış ama yine güzel böyle plastik sıçratmaları önleyici böyle bir aparatımız var. Bunun şöyle de bir özelliği var. Bunu şimdi üstüne kapatıp hamurumuzu karıştırırken bunu daha sonra un ilave, su ilave etmek istediğiniz
takdirde bunu sökmenize gerek kalmıyor. Şurada gördüğünüz kapak vasıtasıyla açıyorsunuz. Bu hamurunuzu karıştırırken şuradan ununuzu şu şekilde bardakta dökerek, suyu dökerek bu şekilde ununuzu ilave edebiliyorsunuz. Bundan bahsetmek istiyorum biraz. 6.7 litrelik bir kabı var ama şimdi kullandığınız mayanın yoğunluğuna, hamurun durumuna göre burada tabii atıyorum. Ekmek hamuru yoğun mayalı yapıyorsunuz. Bu x-large olduğu için 2,5 kilo. X-large olmayanında sadece 2 kilo limitiniz var, sınırınız var. Bunda 2.56 kilogram. İnce kenarlı pasta ürünleri için 1 kiloluk 910 gram ama 1 kilo. Tabii aşabilirsiniz biraz, bir 50 gram 60 gram. Problem değil. Yumuşak mayalı hamur tereyağı ve yumurta ile zenginleştirilmiş. Hamurlarda da 5 kiloya kadar, tabii birazcık daha kıvamı yumuşak olduğu için 5 kiloya kadar koyulabiliyor. 6.7 litre dedik ama burada da tabii uyarıları yapılıyor. Yoğunluğuna göre, meyveli kek karışımlı krema yağlı ürünlere göre litresi biraz daha artıp azalabiliyor. Evet, çırpıcılarımız da burada bu şekilde çırpıcısı var. Aparatları gösterdik. Biz ürünü çok beğendik, memnun kaldık. Yakında da size uygulamalı olarak bunun içinde hamur göreceksiniz yakında, 2 kilo kadar. Hamuru yoğurma esnasındaki videomuzu da çok yakında siz değerli izleyicilerimizle, takipçilerimizle de paylaşacağız. Dilek Mutfak ekibi olarak Dilek Mutfak'tan hepinize iyi günler diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Sevgiyle ve güzel günlerle kalın. Hoşça kalın.